Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin ya mu'in. Değerli arkadaşlar, bu haftaki dersimize Saffat suresinin 139. ayeti kerimesinden başlıyoruz. Bu ayeti kerimeleri geçen hafta okurken artık surenin sonlarına doğru Rabbimiz kısa kısa peygamberlerden ve peygamberlerin değerinden, kıymetinden bahsetti. En son Lut aleyhisselam'dan kısaca bahsetti. Sıra Yunus aleyhisselama geldi. Yunus aleyhisselamın gönderildiği toplum bütün çalışmalarına rağmen Yunus aleyhisselama inanmadılar. Sonra Yunus aleyhisselam Allah'tan aldığı haberi topluma aktardı. 3 güne kadar eğer bu durumundan vazgeçmezseniz Allah sizin üzerinize bela gönderecek dedi. 1 gün geçti, durumu düzeltmediler. 2 gün geçti, durumu düzeltmediler. 3. gün Yunus aleyhisselam artık bela geliyor kapıya dayanınca bıraktı kavmini. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlardan artık iş çıkmaz dedi. Bıraktı kavmini, çıktı oradan gitti. Ne var ki peygamberler bulundukları görev mahallerini ancak Allah'ın emriyle terk edebilirler. Allah'ın müsaadesi olmadan Yunus aleyhisselam yola çıkıp oradan uzaklaşınca kendine en yakın deniz kenarında sahildeki limana geldi. Oradan bir yük gemisine ya da bir yolcu gemisine bindi. Yolcu gemisinde de iş biraz ağırlaşınca, gemi gitmeyince birkaç kişi gemiden atılacak dediler. Nasıl yapılacak bu iş? Kurra'ya tabi tutulacak. Kurra'da çıkanlardan birisi de Yunus Aleyhisselam'dır. Yunus Aleyhisselam işin o zaman farkına vardı. Var mı öyle bir peygamber görev mahallini terk etmesi Allah'ın müsaadesi olmadan? Bu olsa olsa Rabbimin bana bir imtihanıdır, bir cezasıdır dedi. Ve tövbe istiğfarla birlikte denize atladı. Allah'ın azimuşşan bir balığa emretti. Balık Yunus aleyhisselamı yuttu. Fakat Yunus aleyhisselam balığın karnında da tesbihattan vazgeçmedi. Allah'ı anmaktan, zikretmekten vazgeçmedi. Bu zikir sebebiyledir ki, Allah'ı anış sebebiyledir ki Mevla Teala Hazretleri sağ salim balığın karnından onu tekrar kurtardı, dışarıya çıktı. Bir müddet bulunduğu yerde istirahat edip yaraları iyileştikten sonra tekrar Allah'ın emriyle bu defa çok kalabalık bir topluma peygamber olarak görevlendirildi. O toplum da kendisiyle birlikte iman eden bir toplum oldu. İşte bunu anlatacak ayet-i kerimeler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne Yunus'e leminel muhselin. Muhakkak Yunus da gönderilmiş olan peygamberlerden bir peygamberdir. İz ebeka ilel fulkil meşhuru. Hani o yolcu gemisine binip ülkesinden çıkmıştı. Yolcu gemisine binip ülkesinden çıkınca fesâheme. Hemen aralarında kurra'ya başvurdular. Fekâne minel mulhadîn. Kurra'nın sonucunda Yunus aleyhisselam da denize atılanlardan oldu. Feltekamahul hûtu ve vavuri. Kendi kendini kınayıp dururken birden balık gelip onu yutuverdi. Felevle ennehu kâne minel müsebbihîn. Eğer Allah'ı tesbih etmeye devam etmemiş olsaydı, devamlı Allah'ı tesbih etmemiş olsaydı, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin tesbihatının devamını söylememiş olsaydı, lelebife fi batnihi ila yevmi yub'afu. İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalmaya devam edecekti. Yani müebbet bir hapise çaktırılmış olacaktı.
müebbet bir hapisten kendisini kurtaran Allah'ı anmak ve onu tesbih etmektir. Bu ayeti kerimeleri daha önceki derslerimizde de geçmiştik. Dikkat çekmeniz gereken bir nokta şudur. Biz de zaman zaman balığın karnındaymış gibi sıkıntı içinde kıvranır duruma gelebiliriz. İçinden çıkılamayacak hal ve durumlar olabilir. Maddi manevi sıkıntılar içinde olabiliriz. İşte o zaman Yunus Aleyhisselam'ı hatırlamalı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin tesbihatına devam etmeli. Eğer devam edersek Allah'ın beyanı, müjdesi açıktır. Nasıl ki Yunus Aleyhisselam'ı bu tesbihle kurtarmıştır, iman etmiş ve bu tesbihata devam etmiş kullarını da Allah o sıkıntıdan kurtaracaktır. O zaman bu duayı bir kenara not almak ve bunu ezberlemek lazım. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ Sonra onu ıssız bir vadiye ya da ıssız bir sahile çıkartıp attık diyor. Nasıl attık? Hastalıklı bir şekilde. Artık bunun bir açıklaması da var tefsirlerimizde. Özellikle yeni çağdaş tefsirlerindeki açıklama. İşte balığın karnındayken balığın salgıladığı o mide salgısından dolayı vücudu yıpranmaya başlamış. Yaralar açılmış, rahatsızlanmış. Allah'ın azimuşan ona işaret ediyor olabilir. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ Onun bulunduğu yerde kabak türünden bir ağaç bitirdik diyor. Kabak türünden bitirilen bu ağaç niçin Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmiş olabilir? Belki de işte biraz önceki söylediğimiz yaralarına merhem yapacak, ilaç yapacak, ya sarılar veyahut da bir takım merhem şeklini getirerek vücuduna sürecek bir şekil midir? Bir hastalıktan kurtuluş mudur? Yoksa kabak şeylerini biliyorsunuz yapraklarını geniş geniştir. O geniş geniş yapraklı bir ağacın altında Allah onu güneşten mi korumuştur? Onu bilemiyoruz net olarak. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Ve o Yunus Aleyhisselam'ı 100 bin hatta daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Bundan sonra yeniden peygamber olarak görevlendirildi, bir topluma gönderildi. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam 120 bin olduğunu söyler bize bu sayının. فَآمَنُوا Onların hepsi de iman ettiler. Yunus Aleyhisselam onlara dini tebliğ etti ve bu sefer bu toplum iman etti. فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰهِمْ Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar dünya malından, nimetinden faydalandırdık. Yani yaşamaya devam ettiler. فَاسْتَفْتِهِمْ اَلْرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ Bu ayette birlikte peygamberlerin anlatımı bitmiş oluyor. Yeniden Allah Celle Celaluhu başa dönüyor. Adeta başta söylenen bir duruma dikkat çekerek hani Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır deyip Allah'a iftira etmişlerdi. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyerek Allah'a iftira etmişler diye tekrar o noktaya işaret ederek buyuruyor ki Habibine festeftihim onlara sor bakalım. Eli rabbikel benatu ve lehumun benûn. Kız çocukları senin Rabbine, erkek çocukları da onlara öyle mi? Böyle bir paylaşım mı yapıyorlar? Mekke müşrikleri melekler kızlardır ve Allah'ın kızlarıdır bunlar diyorlar ya. Sanki meleklerin cinsiyetine şahitmişler, öğrenmişler gibi ve sanki Allah onları kendine kız olarak kabul ettiğinde, ayırdığında, seçtiğinde onlar da orada şahitler bu olayda
hazır bulunuyormuş gibi. Zaten Allah-u Azimuşşan اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ayetinde soruyor. Diyor ki yoksa biz melekleri kız olarak, cinsiyetlerini kız olarak yarattık da onlar da durup bizi mi seyrediyorlardı? Gördüler mi bu olaya şahit oldular mı? Nereden biliyorlar meleklerin kız olduğunu? Ancak şöyle bilirler. Ya haber verir yaratan, öyle bilirler. Böyle bir şey yok, böyle bir açıklama yok. O zaman olsa olsa bunlar melekler yaratılırken orada olaya şahitler, yaratılma olayına şahitler. Böyle bir şey. أَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّٰهِ Onlar kesinlikle Allah-u Azimuşşan'a iftira ediyorlar. Diyorlar ki Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Ve innehum lekâzibûn. Onlar kesinlikle yalancıdır. Yalan söylüyorlar. Allah'ın çocuk edindiğine dair iddiaları yalan bir iddiadır. Astafel benâti alel benîn. Tekrar Allah işaret ediyor. Buyuruyor ki Allah kızları erkek çocuklara tercih etti öyle mi? Şimdi bu Arap toplumunda, Arap kafası çok enteresan bir kafadır. Onlarda zaman zaman konuştuk ya bunları. Arap toplumunda kız çocuğun çok fazla bir hükmü yok. Hatta yük olarak görürler çocuk, kız çocukları. Niçin? Bir kere kız çocuğun aileye ya da kabileye bir getirisi yok. Tam tersine yük. Getirisi olması için erkek çocuk olacak ki ticarette babasının yanında olacak, savaşta babasının yanında olacak, toplumunu koruyacak. Ne savaşta bir işe yarar kızlar, ne ticarette bir işe yararlar. Ancak evde sofranın başında yemek tüketmekle meşguller gibi böyle bir mantıkları var. Onun için kız çocuklarına pek itibar etmezler, sevmezler. Sevmedikleri kız çocuklarını haşa ve kelle. Bunlar bizim değil diye sahiplenmiyorlar, Allah'a bırakıyorlar. Çok arzu ettikleri, kendilerinin işine yarayacak erkek çocuklarını da kendileri sahipleniyorlar. Böyle çarpık bir mantığı da Allah bu ayette ortaya koymuş oluyor. Mâlekum. Yahu size ne oluyor ey mücün? Keyfe tahkumu. Nasıl hüküm veriyorsun? Kız çocukları, erkek çocukları, Allah'ın kızları nasıl hükümler veriyorsunuz? Yani Allah-u Azimuşşan çok yüksek adabı, edebi, terbiyeyi de bize öğretiyor. Bize kalsaydı biz herhalde şöyle derdik bu insanlara. Ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? اَفَلَا تَلَكَّرُ Hiç düşünmüyor musunuz konuşurken? Anlatırken, bu ifadeleri, bu iddiaları ortaya atarken hiç düşünmüyor musun? اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُب۪ينَ Yoksa sizin çok açık bir deliliniz mi var? Sağlam bir deliliniz mi var? Allah'ın çocuğu olduğuna dair, meleklerin kız olduğuna dair bir sağlam deliliniz mi var? Eğer sağlam deliliniz varsa فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru söylüyorsanız o zaman siz şu kitabınızı getirin bakalım. Şu delillerinizin bulunduğu dosyayı bir getirin. Getirin. Öyle bir şey getiremeyecekler. Bir başka iddialarını da Mekke müşriklerinin bir başka iddiasını da yine buradan öğreniyoruz. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا Bunlar Allah'la cinler arasında da bir nesep bağı icat ettiler. Yani cinlerle Allah'ın da bir bağlantısı olduğunu icat ettiler. Böyle bir iftirayı da dillendirdiler. Neydi bu iftira hatırlayın? Kimi müşriklerin düşüncesi de cinler Allah'ın adamlarıdır, oğullarıdır, çocuklarıdır diyerek cinlere tapanlar da vardı Mekke müşriklerinde. Ona işaret var burada. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Halbuki o iddia ettikleri cinler de çok iyi biliyor ki onların hepsi Allah'ın huzurunda toplanacaklar.
Allah'ın huzurunda insan niçin toplanır? Hesap için toplanır. Peki Allah kendi çocuğunu hesaba çeker mi? Yok. O zaman cinler de çok iyi biliyorlar ki Allah'ın kulludur onlar. Ondan öte bir şey değiller. Subhanallahi amma yasifun. İşte bu ayeti kerimeyle bütün bu söylenilenleri Allah'ın azimuşşan temize çıkartarak bize aslında bunu söylettirmeye çalışıyor. Onların, o Mekke müşriklerinin Allah'ı vasıflandırdıkları, işte oğludur, kızıdır vasıflandırdıkları şeyin hepsinden Allah münezzehtir, çok yücedir. Peki kim söyler bunu? Böyle bir sözü kim söyler? İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın ihlaslı kulları böyle bir şeyi ortaya koyuyor. Allah'ın ihlaslı kulları Allah'a çocuk isnat etmekten uzaktırlar. Böyle bir hataya düşmezler yani. İnşallah o ihlaslı kullarındanız bizler de. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Siz ve taptıklarınız hepsi مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِن۪ينَ Allah'a karşı hiç kimseyi herhangi bir fitneye düşüremezsiniz. Yani kimseyi yolundan, ihlaslı bir kulu yolundan çeviremezsiniz demektir. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجَهِمْ Ancak kimi kandırırsınız siz? Cehennemi boylamak isteyenleri ancak kandırırsınız. Cehenneme aday olmuş adam zaten, o yola girmiş. Açık yani, her şeye açık. Ancak siz bunları kandırırsınız. Yoksa Allah'ın muhlis kullarını, ihlaslı kullarını kandıramazsınız yani. Şimdi Allah-u Azimuşşan meleklerini konuşturuyor. Hani Allah'ın kızlarıdır diye iftira attıkları melekler var ya, şimdi onları konuşturuyor Allah bu ayetlerde. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُونَ Melekler diyorlar ki, her birimizin belirli bir makamı vardır. Buradan, bu ayetten çıkan sonuçlar. İşte dört büyük melek, kiramen katibin melekler, hafaza melekleri, münkerdekil melekleri, efendim cennette görevli melekler, cehennemde görevli melekler, hamele-i arş melekleri, hafaza... Bunların hepsi bu ayetin detaylarıdır. Hadislerden öğrendiğimiz detaylardır. Yani Allah meleklerini yaratmış, ve her birerlerini, her bir grubu görevlendirmiştir. Görevleri vardır. وَاِنَّا لَنَعْنُ الصَّافُونَ Sonra biz Allah'ın huzurunda sıra sıra dizilmişizdir. Bundan maksat şudur. Allah'ın emrini yerine getirmeye hazırız biz. Allah ne emrediyorsa onu hiç şaşmadan, hiç tereddüt etmeden yerine getiren kullarız biz. Şimdi Saffat suresi, işte Saffat suresinin birinci ayetindeki o saf saf dizilenlere yemin olsun ayetinin açıklaması geldi. Kimdir onlar? Melekler olabilir Allah. وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Sonra biz sadece ve sadece Allah'ı tesbih ederiz. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ Onlar şöyle diyorlar, o müşrikler diyorlar ki لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللّٰهِ مُحْلَسِينَ Daha önce geçmiş toplumlar gibi bizim de birer kitabımız olsaydı, bize de biraz birer kitap gönderilmiş olsaydı, Yahudilere gönderilen Tevrat, Hristiyanlara gönderilen İncil ve diğer peygamberlere gönderilen suhuflar gibi, zebur gibi, bizim de kitabımız olsaydı, biz de Allah'ın ihlaslı kullarından olurduk. İşi düzeltirdik, yoluna koyardık, güzel bir Müslüman olurduk diyorlar. Öyle mi? Kitaba mı ihtiyacınız var? İşte size kitap. Allah-u Azimuşşan size Kur'an-ı Kerim gönderdi. O Kur'an-ı Kerim ki, bütün hastalıklara şifa, bütün eksikliklerin tamamlayıcısıdır. Yol gösterici kitaptır. Kitap geldi, peki ne yaptılar? فَكَفَرُوا بِهِ Onu da inkar ettiler. Onu da yalanladılar. Kur'an'ı da kabul etmediler.
siz kitap istiyordunuz, işte size kitap kabul etmediler. Fesevfe yani. Ama yakında işin gerçeğini anlayacaklar. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُحْسَنِينَ Bizim peygamberlerimiz, kullarımız olan peygamberlerimiz için sözümüz kesinlikle geçmiştir. Sözümüz şudur, peygamberlere verdiğimiz söz şudur. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Onlara yardım edilecek. Peygamberlere kesinlikle yardım edilecek. Burada niçin Allah anlatmış ve hatırlatmıştır bunu? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adem'den sana kadar gelmiş bütün peygamberler, kavimlerinden, toplumlarından zaman zaman böyle iftiralarla karşılaşıp, böyle inkarlarla karşılaştıklarında sonunda onlara yardım edildiği gibi bugün senin durumunu da biz biliyoruz. Sana da yardım edeceğiz. Ve etmiştir de Rabbim. 23 sene gibi kısa bir dönem. Yani toplum hayatı için düşünün. İnsan hayatı için tamam, hayatın yarısına yakını diyebilirsiniz ama toplumların hayatı için. Yani asırlarca süren toplum hayatları için. Kısa bir dönemdir. Kısa bir dönemde bir kişiyle başlayan dava. İki kişi olmuş, üç kişi olmuş. 23 sene gibi kısa bir dönemde Arafat meydanını almayacak kadar kalabalık 120 bin sahabi sırf veda haccında Efendimizin veda hutbesini dinlemiş, daha hacca gelmeyenler de gelemeyenler de var. Bunun kadar büyük bir delil yoktur herhalde Allah kuluna yardım etmiştir. O zamandan bu zamana görüyorsunuz İslam genişleyerek, yayılarak büyümeye ve gönülleri fethetmeye devam etmiştir. Bugün insanlık aleminin üçte bire yakını Müslümandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu da ifade eder ki Allah peygamberlerine yardım sözünü yerine getirmiştir. Ve inne cümlenâ lehumul galibûn. Bir sözü daha, bizim ordularımız kesinlikle galip gelecektir. Fetevelle anhum hattâ hîn. O halde şimdi sen bir süreliğine onları kendi haline bırak. Bir süreliğine kendi haline bırak. Ve absirhum fesevfe yubsirun. Onların başlarına gelecekleri seyret. Gözetleye dur, onlar da seyredecekler. Ne olur? Medine-i Münevvere'de İslam günden güne yayılmış ve onlar da günden güne erimiş kahrolmuştur. Seyret gör. Efe bi'adâbina yestâcilûn. Bizim azabımız için bir an evvel acele mi ediyorlar? Gelmesini mi istiyorlar? Bir an evvel. Hani peygamberlerin ümmetlerine inanmadığınız takdirde başınıza gelecek felaketlerden sizi uyarırım, size uyarı getirdim diyen peygamberlerine zaman zaman toplumu ne demiştir? Hadi gelsin bakalım o azap, o başımıza gelecek azap demiştir ya. Evet, acele mi ediyorlar? فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ Bir an önce gelmesini istedikleri o azap var ya, onların yurduna bir inecek olsa var ya, bir inecek olsa, o önceden uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü. Bir sabaha çıkarlar ki o sabah onlar için kapkaranlık bir sabah. Ve tevelle anhum hatta Habibim sen bir süre için onları kendi haline bırak ve absir ve onları gözetle. Gözle bak neler olacak ve sevfe yubsirun onlar da gözleyecekler, gözetleyecekler olayları. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. İzzet sahibi olan Rabbim. Onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Ve selamun alel murselin. Bütün peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bakın her aşırın sonunda okuduğumuz Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun meğer ayetmiş. Saffat suresinin son 3 ayetiymiş. Sad suresi. Başından itibaren sayarsak 38. sure. İniş sırasına göre de yine 38. suredir.
Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş surelerden birisidir ve 88 ayeti var. Sad ismini nereden alıyor? İlk kelimesinden alıyor. İlk huruf-u mukatta olan kelimesi sad oradan alıyor. Allahu a'lemu bi muradihi. Vel Kur'ani zikr. Öğüt dolu şu Kur'an'a yemin olsun ki diyor Allah. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Doğrusu o kafirler var ya, onlar hem kibir ve gururları yüzünden hem de sırf muhalefet etmeleri yüzünden bu Kur'an'ı kabul etmiyor. Muhalefet olsun diye yani. Belirli bir yere, bir mantığa dayanmıyor muhalefetleri. Muhalefet olsun diye. Bir de kibirlerinden, gururlarından dolayı. Yani bula bula Abdullah'ın yetimini mi buldu diyordular ya hani. O işte. Kem ehlekna min kablihim min karnin. Onlardan önce nice toplumları biz helak ettik. İşte Nuh'un kavmi, işte Lut'un kavmi, işte Salih'in kavmi, işte Hud aleyhisselam kavmi nerede onlar? Helak oldular. Fenâdev. Onlar feryat ettiler ama ve lâ tehîne menâz. Kurtuluş vakti geçmişti artık. Yani azap gelip başlarına taş yağmaya ya da o korkunç sesi duyduklarında feryat ettiler ama iş işten geçmişti artık. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. Şimdi bu kafirler var ya, kafirler kendilerine içlerinden, kendi toplumlarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar, şaşkınlıkla bakıyorlar. Yani Muhammed bizim aramızda dolaşan, bu mu şimdi peygamber oldu gibi şaşıyorlar aleyhisselam. Ve kâlel kâfirûne, kâfirler diyorlar ki, hâdâ sâhirun kendâ. Bu var ya, peygamber olduğunu iddia eden bu kişi sihirbazdır ve de yalancıdır. Ya da yalancı bir sihirbazdır diyorlar. Ece'alel âlihete ilâhen vâhide. Ve şunu da ekliyorlar arkasına. Şimdi o kapmış ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Bir sürü ilahları var adamın. Hani İslam tarihi konuşulurken, Mekke dönemi anlatılırken hep söylenen bir söz vardı, çok iyi biliyorsunuz. Kabe-i Muazzama'nın içinde ve çevresinde o gün için 360 tane puttan bahsedilir. Ailelerin, kabilelerin putları, isimleri, isimleri değişik. Belki kendilerine göre de özellikleri yaptıkları, yani onlara yükledikleri görev değişik. 360 bin. Şimdi bu kadar put varken, şimdi geldi Muhammed aleyhisselam. Bunların hiçbirisi sizin ilahınız olmaz, sizin ilahınız tek bir ilahtır dedi. İlahı bire indirdi. Bu nasıl bir şeydir yani? Ya biz 5-10-15 tane ilahla işimizi götürebiliyoruz yani. Zor idare ediyoruz. Bir tane ilah bunların işini nasıl görecek? Demeye başladılar. İnne hâdâ leşeyhün ucâb. Ne tuhaf bir şey bu ya, dediler. Ve talekel melehu minhum. Şimdi onların ileri gelenleri öne çıktı. Şöyle bir yol gösteriyor, hedef gösteriyor onlara, hedef. Diyor ki enimşû vasbirû alâ âlihetikum. Yola düşün, yollara çıkın, ayağa kalkın, ilahlarınıza bağlılık gösterin. Direnin ilahlarınıza bağlılıkta. İnne hâdâ le şeyin yurâd. Sizden istenen budur. Sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Şimdi belki adam vicdanına soruyor. Belki etrafını gözlemliyor. Kendisi ya hakikaten doğru. Ben biraz önce bunu çarşıdan satın aldım. Geldim. Şimdi buna ilah diye tapacağım. Bu olmaz. Muhammed'in dediği doğru aleyhisselam diyecek belki. Hemen oradan adam çıkıyor ortaya. İleri gelen. Hani şeyini kurmuş, tezgahını kurmuş. Birçok insanın sırtından zaten geçiriyor ya.
Çünkü diyor ki sakın ha bak bu ilahlarınızdan vazgeçmeyin. Sebat gösterin bu yolda zaten bu ilahlarınızın sizden beklediği de budur. Ma semi'na bihada fil milletil ahira. Ayrıca ekliyorlar diyorlar ki böyle bir şeyi en son dinde bile işitmedik. Bu en son din ne olabilir? Belki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği Hristiyanlık dini olabilir. Veyahut da Arapların dedelerinden, babalarından, atalarından gördüğü din olabilir. Böyle bir şey işitmedik diyorlar. Yalan söylüyorlar. İn hâdâ illâ ihtilâ. Bu uydurmadan başka bir şey değildir diyorlar. E unzile aleyhi zikru min beynina. Aramızda yine kitap ona mı indi? Bu Muhammed'e mi indi? Aleyhisselam. Belhum fî şekkim min zikri. Allah buyuruyor ki onlar doğrusu benim kitabımdan, zikrimden, Kur'an-ı Kerim'den şüphe duydular. Bellemme yedûhu adâb. Doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar, tadacaklar. Em indehum hazâinu rahmeti rabbikel azizil vehhâb. Şimdi soru sorma sırası Allah'ta. Allah Azze ve Celle soruyor. Diyor ki yoksa aziz olan ve vehhâb olan yani nimetleri bol bol bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların mı elinde? Onlar mı istedikleri gibi istediğine peygamber gönderecek, istediğine kitap gönderecek? Öyle mi? Bu tasarruf onların mı elinde, Allah'ın mı elinde? اَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Yoksa göklerin yeri ve bunların arasındakilerin hepsi onlara mı ait? Bunların mülkü, mülkiyeti, melekutu veya otoritesi diyebiliriz. Onlara mı ait? Yani gökteki yıldızların, gökteki cisimlerin hareketleri, efendim yerin, toprağın işleyişi ve bunların arasındaki insan, hayvanat, hava, radyo dalgaları, bütün bunların işleyişi onlara mı ait? Onlar mı koydular bu kanunları? Eğer öyle düşünüyorlarsa, bunu iddia ediyorlarsa فَلْيَعْتَقُوا فِي الْاَسْبَامِ. O zaman sebep bulsunlar, sebepleri sarılsınlar da göğe çıksınlar bakalım, arşa çıksınlar. Çıkabiliyorsa çıksın. Çıkabiliyor mu arşa? Çıkabiliyor. Nasıl çıkıyor? Uzay mekiği yapıyor, ondan çıkıyor. Uzay mekiğini neye göre yapıyor? Hangi kanunlara, hangi fizik kanununa göre? Ne hesaplar yapılarak yapılıyor, değil mi? Rüzgarın hesabı yapılıyor, gidiş hesabı, hız hesabı. Bunların, bu kanunları işleten kim? Gelin işin menbaına inelim. Aslına inelim. Allah. Olmadı gene Allah'ın sebepleriyle, kanunlarıyla yapıyorlar. Tohumu toprağa atıyor, suyu veriyor, güneş alan bir yerde muhafaza ediyor. Sonra da oradan domates çıkınca ya da patlıcan çıkınca ben bunu yarattım dese gülmezler mi insan? Tohum, Allah'ın toprak, Allah'ın güneş, Allah'ın su, Allah'ın bu kanun, toprağın işte tohumu salmalaması, ondan sonra onu gerektiği gibi patlatması. Allah'ın, şimdi sen mi yaptın? Cündüm mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb. Bunlar çeşitli topluluklardan meydana gelmiştir. Bunlar şuracıkta bozguna uğramaya mahkum bir ordu döküntüsü. Mekke müşrikleri. Ve o çeşitli zamanlarda da bozguna uğramışlardır. Bedir'e gidiyoruz, bozgun yemişlerdir. Hendek'e geliyoruz, belki Hendek bu ayetten çok daha güzel örtüşüyor. Çünkü topladıkları etraftan paralı ordu, paralı askerlerle toplayıp ordu haline getirdikleri o ordu nasıl tarumar oldu? Mekke'nin yolunu zor buldular. Ayet daha Mekke dönemindeyken o olayların işaretini veriyor.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad'ın kavmi, güçlü saltanat sahibi Firavun, kestiği Firavun, onlar da peygamberleri yalanlamışlardı. Semud kavmi, Lut kavmi, Eyke ahalisi Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, onlar da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte onların peygamberlere karşı güç birliği yaptıkları ortada. Güç birliği yaptılar. Ne oldu peki onlar? Tarih onlardan nasıl bahsediyor? Yerin dibine batmış ya da suda boğulmuş olarak bahsediyor. Bitti. İn kullun illa kezzebe rusule fe hakka ikab. Hepsi de peygamberleri kesinlikle yalanladılar ve bu yüzden de Allah'ın azabını hak ettiler. Ve ma yanzuruha illa ve ma yanzuru haulâin illa sayfeten vahideten ma lehâ min fevâh. Bunların beklediğini biliyor musunuz? Yani bunlara yetecek olan ne biliyor musunuz? Sadece bir tek ses. Bir çığlık, bir sayha. Bunlara yeter. Ondan sonra bunların hepsi darmadağın olacaklar. Ve kâlû dediler ki, bakın ne diyor şimdi müşrik. Rabbena accinlenâ kıttanâ kable yevmin hisâb. Ya Rabbi, bizi azaba çarptıracakmışsın ya, peygamberin öyle diyor hani. Yahu gel ahireti beklemeyelim, sorgu suali beklemeyelim. Bu dünyadayken bizim azabımızı ver diyorlar. Ne demek bu? Ahirete inanmıyorum, peygamberine inanmıyorum. Bunlar safsatadan ibarettir demek değil mi? Peygamber aleyhisselam tabii bütün bunları duyuyor, hep etkileniyor, hep üzülüyor. Allah da peygamberine teselli veriyor. İsbir alâ mâ yekûlû. Habib, onların söylediğine sabret sen. Sabret. Sabret. Sabret çünkü senden önceki peygamberler de zımnen. Burada öyle söyleniyor yani. Ayette yok ama zımnen. Senden önceki peygamberler de böyle insanlarla uğraştılar. Sabret. وَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ دَلْعِينَ. Mesela güçlü, kudret sahibi kulumuz Davut'u hatırla. Davut aleyhisselam hatırlatılıyor, nazara veriliyor şimdi burada. اِنَّهُ اَوَّابُ. O Allah'a yönelen bir kul idi. اِنَّا سَخَّنَّا الْجِبَالَ مَعْهُ. Biz dağları onun kontrolü altına verdik. Onunla birlikte yüsebbihne bil aşiyyi vel işrak. Sabah akşam onunla birlikte tesbih ediyor dağlar. Davut subhanallah diyor, dağlar subhanallah diyor. Böyle tesbih ediyordu. Vattayra mahşura. Kuşları da onun emine verdi. Kuşlar etrafında toplanırlardı. Onlardan içtima alırdı. Sıraya dizer onları aynı bir ordu gibi. İçtima alır, kim var kim yok. Onların da efendim bir komutanları vardı. كُلُّ لَهُ اَوَّابٌ. Bunların hepsi birden Davut'a itaat ederlerdi. وَشَدَدِنَا مُلْكَهُ. Sonra onun saltanatı, bunu da biz çok kuvvetlendirdik. Kuvvetli bir saltanatı vardı Davut Aleyhisselam. Kral bir peygamberdi. وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ. Biz ona hikmeti de verdik. Yani ileri görüşlülüğü bir manaya göre de peygamberlik de verdik. وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Aynı zamanda ona hitabet gücünü de verdik. Ya da başka bir tercüme ile ona adaletle doğruyu eğriden ayırma kabiliyeti verdik. Aynı zamanda hakim. Hakim bir peygamber. Savcı hakim bir peygamber. Kendine olaylar getiriliyor. Kendisi de olayları çözüyor. Örneklerini göreceğiz şimdi. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَهُ الْخَصْمِ. Peki o davacıların haberi sana ulaştı mı Habibi? Davacılar nedir? Allah bahsediyor şimdi. اِذِ تَسَوَّرُ الْمِعْرَابِ. Hani onlar duvara tırmanarak Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere girmişlerdi. Böyle iki tane insan. Davud Aleyhisselam'ın
özel çekilmiş ibadet ettiği bir mescidi ya da bir odası var. Oraya pat diye geldiler, girdiler. Halbuki Davud Aleyhisselam'ın kapısında da muhafızları falan var. Nasıl atlattılarsa gelip girdiler. İzi dehalu ala Davud'a. Davud'un yanına hemen şöyle girince, dalınca fefezi'a minhu. Davud Aleyhisselam ürperdi, çekindi, korktu bunlar suikast yapmaya mı geldiler diye. Kalu la tekaf. Dediler ki korkma. Hasmani bağa ba'duna ala ba'd. Biz birbirimizden birbirimize hakkı geçen iki tane davalıyız. Davamızı çözmen için geldik yani. Hüküm vermen için geldik dediler. Fahkum beynena bil hak. Gerçekle aramızda hükmünü ver. Ve la tüştut vehdina ila sevâis sıra. Adaletle hükmet ve bizi doğru yola göster dediler. Doğru yolu bize göster. Şimdi kimdir bunlar? Allahu alem. Tefsirde açıklamaları var. İki tane sırf kötü niyetle Peygamber Davud Aleyhisselam'ın yanına gelen, ona zarar vermek için gelen ama oradaki muhafızları görüp ya da Allah'ın onların içine korku vererek bu işten vazgeçmen, sonra da oraya geldikleri için bir şey uyduralım da hani niçin geldiğinizi soracak çünkü deyip böyle bir şey ortaya atan iki insan olabilir diyorlar. Allah iki tane meleği insan suretinde göndermiş olabilir diyorlar. Allahu alem. Bu ikinci söylediğimiz sanki biraz daha uygun. İnne hâzâ ahîlehu tis'un ve tis'ûne ne'deten veliye ne'detun vâhide. Şimdi davayı anlatıyorlar. Diyor ki bir tanesi, bu benim kardeşimdir. 99 tane koyunu var. Benim de bir tane koyunum. وَلِيَ نَعْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِنِّيهَا وَعَزِّنِي فِي الْغِطَةٌ. Kalktı bana dedi ki bu 99 koyunu olduğu halde benim bir koyunuma göz dikti. Kalktı bana dedi ki o koyunu da bana vereceksin. Tartışmada da bana baskın çıktı. Yani koyunumu aldı elimde. Şimdi hüküm ver bakalım. Böyle bir hüküm karşısına çıktı Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam hüküm veriyor. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجٍ. Bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle birlikte zulüm etmiştir, haksızlık yapmıştır. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَرْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Haddi zatında ortakların birçoğu işte böyle birbirinin hakkını yer. Ortakların birçoğu birbirinin hakkını yer. Bir tespit. Kur'an tespiti var. Davud Aleyhisselam'ın tespiti. Kur'an'ı da almış Allah. Ortaklık yapan insanlar çok dikkat edecekler. Efendimizin hadisi şerifi var. İki ortak bir işe ortak olduklarında birbirlerine hep iyi düşündükleri, birbirlerine adaletle davrandıkları müddetçe o ortakların üçüncüsü Allah'tır diyor. Allah'ın ortak olduğu bir işte bereket olur tabii, kazanç olur. Ama o iki ortak birbirlerine haksızlık düşünmeye başladıklarında bu defa o iki ortağın üçüncüsü şeytandır. Şeytanın olduğu yerde de kavga gürültü. Ortaklığı Müslümanlar pek beceremiyorlar işte. Pek beceremiyorlar. Demek ki ortakların birçoğu böyle birbirine haksızlık ederler diyor Davud Aleyhisselam. İllellezîne âmenû ve amelû sâlih. Ancak iman edip ameli salih işleyen insanlarsa bunlar farklı. Ama ayetin devamı nasıl? Ve kalîlün mâ hum diyor Allah. Bunlar da çok azdır yani. Bu tip insanlar da çok azdır. O zaman iman edip ameli salih işleyen insanlar çok az değil. Peki o zaman buradaki iman ve ameli salihten kasıt başka bir şey midir acaba? Daha derin bir sorumluluk bilinci midir acaba? Allah-u Alem bilemiyoruz. وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ. Davud anladı ki biz kendisini imtihan ediyoruz. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Hemen Rabbinden af diledi. وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابُ. Derhal bağışlanması için ona yönelerek secdeye kapandı. Burası secde ayetidir.
Davud secdeye kapandı. Allah kullarının da burada secdeye kapanmasını istiyor. Hadis-i şerifte sahabiler aktarıyorlar. Efendimiz bu ayeti okurken hutbedeydi. Bu ayeti okuyunca hutbeden indi, secde yaptı. Sahabi de secde yaptı diyor. Oradan biliyoruz ki burası secde ayeti. فَغَفَنَّا لَهُ ذَٰلِكَ Biz de onu bu durumdan dolayı affettik. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَهَا Onun katımızda bir değeri vardı, çok güzel de bir geleceği vardı. Ya Davud, şöyle dedik, ey Davud, اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ Yeryüzüne seni halife tayin ettik. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ İnsanlar arasında adaletle hükmet. Adaletle hükmet. Eğer koltuk sahibiysen, emrin altında insanlar varsa adalet göstermek mecburiyetindesin. وَلَا تَتَّنِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kendi heva ve hevesine uyma ki Allah'ın yolundan seni alıkoymasın. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Allah'ın yolundan çıkanlar ise onlar için şiddetli bir azap vardır. Neden dolayı şiddetli bir azap vardır? Onlar ahiret gününü unutmuşlar. Hesabı unuttukları için şiddetli bir azapla karşı karşıya kalacak. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْضٍ Biz ne gökleri ne yeri, ne de gökle yer arasındakileri boşuna yaratmadık diyor. Boşuna yaratmadık. Herkesin bir görevi var, bir sorumluluğu var, bir vazifesi var. Bu da açıktır. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Peki boşuna yarattın diyen mi var? Evet. Kafirler böyle zannediyorlar. Boşuna yaratılmış zannediyorlar. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Cehennem ateşinden dolayı vay bu kafirlerin haline. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ Bir karşılaştırma geliyor. Diyor ki Allah iman edip ameli salih işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutarız hiç? Bir tutmayız. اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ Takva sahibi, takva sahibi kulları bozgunculuk yapan, insanları yoldan çıkaran kişilerle de bir tutmaz. Bunların arasında dağlar kadar fark vardır yani. Kitabun, işte şu kitap, elinizde bulunan Kur'an-ı Kerim, enzelnâhu ileyke, onu sana indirdik ey Habibim. Biz indirdik onu sana. Mübarekun, mübarek bir kitaptır. Niçin indirdik peki bunu? لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Ayetleri üzerinde tefekkür yapsınlar, düşünsünler, inceden inceye araştırma yapsınlar diye indirdik. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Bir de akıl sahiplerine hatırlatmalar olsun diye indirdik. Akıl sahipleri bundan ibret alacaklar, ayetleri üzerinde tefekkür edecekler, düşünecekler. Bu böyle bir ders halkası belki de Kur'an'ın indiriliş gayesinden olan bu tefekkür ve tezekküre ilk adım sayılabilir inşallah. İlk adım sayılabilir. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ Biz Davud kulumuza Süleyman'ı hibe ettik. Evladı Süleyman'ı verdik ona. Süleyman diye bir çocuk nasip etti bana. Ni'mel abd. Ama ne çocuk. Ne kuldur o kul. Ne güzel kuldur. İnnehu o da aynı babası gibi. Çünkü geçmiş sayfada aynı söz babası için geçmişti. O da aynı babası gibi Allah'a yönelen bir kuldur. İz urid aleyhi bil aşiyyi safinatul cihat. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın başından geçen bir olayı anlatıyor. Hani bir akşama doğru bir vakitte böyle duruşu zarif, koşması da çevik mi? Çevik, safkan atlar onun huzuruna getirilmişti. Süleyman Aleyhisselam'ın karşısına böyle cins atlar, safkan atlar getirilmiş. Atlar şimdinin güzel arabaları olarak belki karşılaştırılabilir ama at, safkan güzel at hala değerini koruyordu. Böyle atları getirmiştik.
Fakale şöyle dedi. İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben bu güzel nimetleri, bu güzel şeyleri Rabbimi bana hatırlattıkları için seviyorum. Demek ki Süleymanca bakmak lazım nimete. Süleyman Aleyhisselam nimete bakıyor. Kimi hatırlıyor? Nimetin sahibi Rabbini hatırlıyor. Onun için de seviyor. Yani güzel bir arabayı, iyi bir evi, tarlayı, çocuğu sevmek günah değil, hata değil. Asıl hata ve günah nedir biliyor musunuz? Orada takılıp, onu sahiplenip gerçek sahibini unutmaktır. Gerçek sahibini hesaba katmamak. Asıl dert orası. Problem orada yani. Hatta tevarat bil hicab, ta gözden kaybolunca kadar onları seyretti. Rudduha aleyh. Sonra da dedi ki, bana getirin onları. Atları getirin bana dedi. Fatafika mesham bis suki vel a'la. Onların böyle boyunlarını ve bacaklarını sıvazlamaya, sevmeye başladı. Hani biz de severiz ya, onun gibi onları sevmeye başladı. İşte böyle. Yani Allah'ın kulunun nimete, dünya nimetine bakışı bu. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ Biz Süleyman'ı da imtihan ettik bir ara. وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا Onun tahtına bir ceset bıraktık. ثُمَّ اَنَا Sonra o yine bize döndü. Şimdi burada da açıklamalar var tefsirde, uzun açıklamalar var ama biz çok kısadan bir şey söyleyelim, tercih ettiğimizi söyleyelim. Süleyman Aleyhisselam muhtemelen bir hastalığa yakalandı. Bu kadar ihtişamın Süleyman, muhteşem Süleyman. Hem peygamber, hem büyük bir kral, emrinde çalışan niceleri var. Yani cinler emrinde çalışıyor, rüzgarlar emrinde falan, böyle bir kral peygamber bile imtihan ediliyor. İmtihan muhtemelen bir hastalık veriliyor ve hastalıktan dolayı çok fazla kilo kaybediyor. İyice zayıflıyor. Hani bizim de Türkçe'de kullandığımız bir deri bir kemik kalmışsın, ölüye dönmüşsün, cesede dönmüşsün deriz ya çok zayıflayanlara. Onun gibi bir şey olabilir muhtemelen. Yani yine krallık sarayında kral tahtına oturuyor ama bir ceset oturuyor sanki. Fakat bu imtihanda da Süleyman Aleyhisselam yine kazandı. Yani Allah'a yöneldi. Kale şöyle dua etti. Rabbi gıfirli. Ya Rabbi beni affet. Ve hebli mulken. Bana öyle bir saltanat ver ki la yemdagi li ahdin min ba'di. Benden başka hiç kimseye nasip olmasın. Böyle bir dua çeşidi varmış. Allah'ın peygamberi ediyordu. Yani biz de edebiliriz demek ki ya Rabbi. Çok zengin et beni. Hani o zenginliği eğer kaldırabileceksek tabii. İnneke entel vehhab. Şüphesiz ya Rabbi bütün nimetleri bağışlayan sensin. Fesakhanna lehu'r riha tecri bi emrihi ruha'en haythu asab. Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde. Onun emriyle istediği yöne doğru tatlı tatlı esiyor. Süleyman Aleyhisselam estiriyor, esiyor. Başka ve şeyatıyla, şeytanları da onun emrine verdik. Buradaki şeytanlardan kasıt cinlerdir. Kulle bennâin ve gavvâs. Hem de öyle şeytanlar ki bunların görevleri. Kimisi bina ustası, bina yapıyor. Taş binalardan, mabedi onlara yaptırdı. Kimisi de dalgıçlık yapıyor, denize dalıyor. Orada süs eşyaları, değerli eşyalar çıkartıyor, getiriyor, sahibine veriyor. Ve âkharîne mukarranîne fil asbâr. Sonra öyleleri de var ki bunların içinde zincire vurulmuş. Daha nice yaratıklar böyle. Demek ki azgın yaratıkları da Allah Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Saltanat istedi, Allah da verdi. Daha önce kimseye vermedi, bundan başka da kimseye nasip olmayacağı bir saltanat bu. Ama Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Bütün bunlar için hep Allah'ı andı, Allah'ı şükretti ve peygamberlik görevini hep yerine getirdi. هَذَا عَطَاءُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْلَ مِسَنْ Allah buyuruyor ki işte bunu biz sana nasip ettik, verdik.
Şimdi senin elinde bu. İstersen dağıt saltanatı, istersen dağıt. Ver yani, hibe et fakir fukaraya. Artık kime verirsen, hediye edersen. İstersen de kendin kullan. Hesap yok sana. Dedik, verdik. Vezkur abdena Eyyub. Eyyub aleyhisselam. Kulumuz Eyyub'u da hatırla diyor. Am. İdnâdâ rabbehu enni messeniye şeytanu bi nusbin ma'adâ. O şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, şeytan bana iyice musallat oldu. Şeytan bana dert veriyor, acı veriyor artık ya Rabbi diye Allah'a yöneldi. Eyyub aleyhisselamın olayını biliriz değil mi başından geçenleri? Eyyub aleyhisselam sağlıklı, birçok çocuğu var, çok sayıda çocuğu var, çok da malı var, zengin. Allah'a azimuşşan bir imtihanla çocuklarını teker teker öldürüyor, malını tamamen alıyor, yetmedi bile vücuduna bir hastalık veriyor. Her tarafı çıvan 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 böyle devamlı kanıyor, yanıyor, yara kanıyor, irin akıyor. Bir hanımı kaldı sadece. Ona hizmet ediyor devamlı hanım. Böyle çok yerinde bir hizmette hizmet ediyor. Şikayet, şikayet. Ne var ya? Sabır var. Eyyub'un sabrı meşhurdur hani. Allah Eyyub'un sabrını versin sana deriz. Büyük bir sıkıntıyla karşılaşacaksın. Sabrediyor. Ne zamana kadar sabrediyor? Artık demek ki dayanılmaz hale mi geliyor acı? Bu arada o acıyla birlikte şeytan da gidip geliyor, vesvese mi veriyor? Neyse artık yalvarıyor ya Rabbi. Şeytan artık çok zorlamaya başladı beni, bana eziyet veriyor. Deyince ürkül biriclik Allah da emretti. Ayağını yere vur. Vur. هَذَا مُتَسَلُمْ بَارِدُمْ مَشَرًا. İşte yere vurduğunda çıkan su hem yıkanman için hem de içmen için çıkan tertemiz serin sudur. Yere vur çıksın. Bugün Urfa şehrimizde, Urfa şehrinin dış mahallelerinden Eyyubiye mahallesi diye bir mahalle var. Orada Eyyub aleyhisselamın hem sabır çektiği, çile çektiği mağara, hem de ayağını vurduğunda yerden çıkan suyun bulunduğu kuyu var, ziyaret ediliyor. Misafirler tarafından ziyaret ediliyor. وَبَهَمْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِهُلُ الْاَلْبَابِ. Tarafımızdan bir rahmet olarak ve akıl sahipleri için de bir öğüt olarak biz ona ailesini tekrar iade ettik ve bir o kadarını daha bağışladık. Kaç çocuğu vardı ise hastalıktan önce o kadar çocuk iki katına çıktı. Malı o da iki katına çıktı. Sağlık zaten yerine geldi. O sudan yıkanınca vücudundaki hastalık da Allah'ın izniyle gitti ve sağlığı yerine geldi. İşte böyle. وَخُذْ بِيَلِكَ ضِغْتًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَعْمَلْ. Şimdi bu ayetin açıklaması şöyle, yine tefsirlerde geçer. O hastalık anında hanımı ona hizmet ediyor ya, artık hanımı ona ne söylemişse çok üzülmüş bu söylediğine ya da öfkelenmiş, kendi kendine yemin etmiş. Demiş ki, iyileştiğimde sana demiş 100 sopa vuracağım, döveceğim seni demiş. Böyle bir yemin etmiş. Allah da şimdi yemininin nasıl yerine getirileceğini gösteriyor. Diyor ki, وَهُدْ بِيَدْكَ دُرْغَنْ. Eline bir demet sap al. فَضْرِبْ بِهِ. Onunla vur, o saplarla vur. Yani 100 çöpü, 100 tane diyelim ki süpürge çöpünü anlamak için söylüyorum. Topla, bağla onu, şöyle bir kere hanımına vur, 100 kere vurmuş olursun. وَلَا تَعْنَفْ. Yeminini bozma. Yeminine aykırı hareket edin. Şimdi tabi bundan hükümler çıkıyor vesaire. Vakit kısa. Fakat şunu bilmemiz lazım. Eyyub aleyhisselama ait bir çıkar yoldur deniliyor bu. Peygamberin gösterdiği Eyyub aleyhisselama ait bir çıkar yoldur. Allah'u alem. İnna ve cedinâhu sabira. Biz onu sabırlı bir kul olarak gördük. Ni'mel abd. Ne güzel.
İkinci defa Allah'ın tasdiki geldi. Ne güzel kuldur. İnnehu evvab. O da Allah'a yönelmiş bir kuldur. Vezkur ibadena. Şu kullarımızı da hatırla. İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a. Bunları da hatırla. Ulil heydi vel emsar. Onlar güçlü ve basiretli kullarımızdır. İnna ahlasnâhum bi hâlisatin zikreddâ. Biz onları özellikle ahiret yurdunu hatırlayan, düşünen ihlaslı kullar kıldık. Ve innehum indenâ leminel mustafeynel ahyâr. Ve hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardır. Ne kadar güzel. Allah tarafından tezkiyeler geliyor. Vezkur İsmail'e vel yesa'a ve zel kifl. Bunları da hatırla. İsmail, yesa', zel kifl. Ve kullun minel ahyâr. Bunların hepsi seçilmiş kullardır. Hâdâ zikrun. İşte bu bir hatırlatmadır. وَاِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَهَا Muttaki kullar için, takva sahibi kullar için varılacak güzel bir yer vardır. Peki neresidir o? Cennet. Cennetlerdir. Hem de adinin, adil cennetleridir. مُفَتَّعَةً لَهُمُ الْاَبْوَابِ Onların kapıları sonuna kadar açık. Takva kullarına sonuna kadar açıktır onun kapıları. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ ف۪يهَا بِفَاكِهَةٍ كَث۪يرَةٍ وَشَرَابٍ Orada koltuklarına kurulmuşlardır. O cennetlerde her çeşit meyvelerden ve içecekten isterler. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٍ Başkaca bir ikram olarak yanlarında gözlerini sadece eşlerine dikmiş aynı yaşta hanımlar onlar için. هَذَا مَا تُعَدُونَ الْيَوْدِ الْحِسَابِ İşte hesap günü için size vaat ettiğimiz şeyler bunlar. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَارِ Bu bizim hazırladığımız rızıktır. Bu rızık ne biter ne tükenir. هَذَا وَاِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَا Bunun karşılığı nedir? Herkes cennette değil, cehennemde var. İşte bu da cehennemdir. Azgınlar için varılacak kötü bir yerdir. Cehennem, cehennemdir orası. Yaslevneha, oraya girecekler o azgınlar. Febiksel mihak, ne kötü yer orası. Hâdâ, işte bu. Felyezûkûhu hamîmun gassâ. Tadın bundan. Bu su ile irin karışımı bir içecektir. Su ile irin karışımı bir içecek. Cehennemin içeceği de bu. Ve aharu min şeklihi ezvac. Daha buna benzer nice azaplar var cehennemde. Hâzâ fawcun muktahimun ma'akum. Şimdi cehennem bekçileri diyorlar ki işte şunlar var ya, bunlar da sizinle birlikte cehenneme girecek kimselerdir diyor. Kime söylüyorlar bunu? Bu dünyadayken toplumu sapıttıran, yanlış yönlere sapıttıran, insanların yolunu, düzenini bozan liderlere, önderlere diyorlar ki bunlar da sizinle birlikte cehenneme girecek bak. Bunlar da sizin arkanızdan gelenler diyecek. La merhaba bihim. Onlar da diyecekler ki bunlar rahat yüzü görmesin. Bela okuyorlar. İnnehum salimler. Onlar da ateşe girecekler. Kalu. Bu sefer o tabi olanlar, o insanların peşine takılıp gidenler de diyecekler ki bel entum. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. La merhaben bikum. Siz rahat yüzü görmeyin asıl. Entum kaddemtumuhu lena. Bize bu akıbeti siz hazırlamadınız. Siz hazırladınız. Bizi bu yollara siz getirdiniz, soktunuz. Febiksel karar. Burası ne kötü bir yerdir diyecekler. Bakın çekişmeyi görüyor musunuz? Orada artık birbirlerini suçlama, birbirlerine efendim suç atma, çekişme yani böyle bu durumlarda var Allah muhafaza. Kalu Rabbuna
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Diyecekler ki Rabbimiz kim bunu başımıza getirdiyse, bu cehenneme girecek amelleri bize kim yaptırdıysa, kim önümüze düşüp bizi sapıttıysa, ya Rabbi ne olursun sen ona şu ateşten kat kat azap ver, fazlalaştır azabını diyecekler. İşte böyle birbirlerini burada sevenler, birbirlerini burada yere göğe sığdırmayanlar, birbirlerinin peşinden giderken senin yolunda ölürüm, senin davan benim davam diyenler, ahirette böyle birbirlerine söylemediklerini bırakmayacaklar. İnşallah bizler onlardan olmayalım. Lillahi Fatiha.